2008'de 5510 sayılı yasa yürürlüğe girdikten sonra o dönemden itibaren çalışanları çok yakından ilgilendiren yatırdığı kişilerin primlerine göre emekli aylığının bağlanmasında hesaplama sisteminde yapılan değişiklikler aslında işi buralara kadar getirdi. Evet. Şimdi bu konuyla ilgili de sık açıklamalar gelmeye başladı hükümet yetkilileri tarafından. İşte şunu söylüyorlar, 3600 günle, 5000 günle, 9000 günle emekli olanlar aynı emekli aylığını alıyor. Burada bir adaletsizlik var diyorlar, bir haksızlık var. Bugün Sayın Mustafa Elitaş katıldığı bir programda işte emekli aylığı hesaplama sistemiyle ilgili sanki AK Parti hükümeti bu yasal değişikliği yapmamış da geçmişten geliyormuş gibi bir algı oluşturmaya çalışıyorlar. AK Parti'yi ilgilendirmeyen bir durummuş gibi konuşuyorlar ve bu işten sıyrılmaya çalışıyorlar. Bu işin faturası kendilerine kesilmesin diye de büyük ihtimalle emekli aylığı hesaplama sisteminde değişikliğe gidilecek. Ve işte bakın bir yanlışlık vardı, biz o yanlışlığı düzelttik diyecekler. Çoğu kişi de o yanlışlığı peki kim yaptı diye sorgulamayacak. Düzelten kim? AK Parti, vay anasını, AK Parti her şeyi biliyor, tüm konularla ilgili sorunları tespit ediyor ve çözüm üretiyor gibi bir algı yaratacaklar. Tabiri yerindeyse çok özür diliyorum. Sürekli bir eşek kayboluyor ve eşeği de bulan kahraman oluyor ama kim onu kaybediyor, kim buluyor? Yani ona biraz bakmak lazım. AK Parti 2008 yılında emekli aylığı hesaplama sistemini değiştirdiğinde aslında bugünkü bu düşük emekli aylıklarının, karmaşık emekli aylığı hesaplama sisteminin başlıca nedenini de o tarihte kendileri çıkardıkları yasayla belirlediler ve yıllar içerisinde bu yasanın çok kişiye zararı çok fazla oldu ama şimdi yasa çıktığında 2008'de biz bunu anlatmaya başladık. Türkiye'de bu konuyu önce Ali Tezel, sosyal güvenlik uzmanı abimiz, benim hep söylüyorum zaten bu işi kendisinden öğrendim hocam, başladı bu işleri anlatmaya. Kendisi bizlere anlatmaya başladık. O bizlere öğretti eksiklik nedir diye. Bizler de anlatmaya başladık ve yıllardır da anlatıyoruz. Emekli aylığı hesaplama sistemi işi buralara kadar getirdi. O 5510 sayılı yasa sadece emekli aylığı hesaplama sistemi de değil, birçok kişinin elindeki yasal hakkı da aldı ve karmaşık bir sosyal güvenlik sistemi haline getirdi. Zaten karmaşık bir sistemdi, daha da karmaşık bir hale getirdi. Ve 5510 sayılı yasa devlet memurlarını ikiye ayırdı. Eski devlet memurları, yeni devlet memurları, emekli aylığı hesaplama sistemi, bu dul yetim aylıklarından yararlanmak isteyen kişilerin hakları. O kadar çok değişiklik var ki 1.10.2008'den önceki fiili hizmetlerin işe başlama tarihi geriye doğru çekmesi, 1.10.2008'den sonra geriye doğru çekmemesi gibi onlarca, yüzlerce konuda değişiklik yapıldı. Adına reform dediler ve işi buraya kadar getirdiler ama biz o gün yapılan yasal değişikliğin bugün sonuçlarını görüyoruz. İşte birkaç yıldır özellikle artık bu sonuçları herkes hissetti. En son bakın 2019'da başlayan, 1000 lirayla başlayan tamamlanan aylık uygulaması her 6 ayda bir daha çok kişiyi içine alıyor. Şu anda 4 milyon kişi bu durumda diyorlar ama 4 milyondan çok fazla. 4 milyon değil. Ben bu rakamın doğru olduğuna da inanmıyorum. Çünkü 12.500 liraya tamamlanan aylığı alanların sayısı çok daha fazla. Yani 5-6 milyon kişi bu rakamları alıyor. Ve 3.800.000 kişi olduğunu iddia ediyorlar. Bakın bu rakam da zaten çok fazla. Yani 4 milyonluk bir rakam da çok fazla ama ortalama emekli aylığı 14.500 lira oldu. 14.500 lira ortalama aylık hesabında böyle bir durum çok söz konusu olamaz. 12.200 liraydı ortalama emekli aylığı. Yani rakamlar hükümet yetkililerinin şu anda verdiği verilerin de doğru olmadığını gösteriyor. 14.500 lira ortalama emekli aylığıysa sadece 3.800.000 kişi 12.500 liraya tamamlanan aylığı alamaz. Çünkü böyle bir ortalamada 14.500 lira rakamı ortaya çıkmaz. Bugün ortalama emekli aylıklarının 17.000-18.000 lira civarında olması gerekiyor ki
dedikleri gibi 3 milyon 800 bin kişinin sadece 12 bin lira alması mümkün olsun. Ben bu verilerin çok doğru olduğuna inanmıyorum. Baştan onu söyleyeyim size. Çok daha fazla kişi 12 bin liraya tamam, 12 bin 500 liraya tamamlanan aylığı almak zorunda kalacak. Bu aydan itibaren geçerli oldu ama bakın bu ayda alamadılar. Bir dahaki aydan itibaren farkıyla beraber başlayacak. Ya bu aydan itibaren başlayacak ama cebine giren para bir dahaki ay emeklilerin cebine para girecek, yansıması olacak. Yani gelinen nokta, düşük emekli aylığı hesaplama sistemini biz çok anlattık. Hatta asgari ücret ve asgari ücrete yakın rakamla çalışanların çalıştıkça, prim ödendikçe ileride emekli oldukları zaman alacakları emekli aylığının her ay düştüğünü anlatmaya çalışıyorduk. Çok kişi olur mu öyle şey diyordu. Sonra insanlar bunu öğrendi. Böyle olduğunu öğrendiler. Ama hükümet ya bu yanlış bir sistemdir deyip değiştirmedi. Sadece ucube bir sistem buldu işte. Tamamlanan aylık sistemini bir anda keşfettiler. 1000 lirayla 1500 lira, 2500, 3500, 5500, 7500, 10 bin sonra 12500 lira yaptılar. Her geçen günde 6 ayda bir tamamlanan aylığı alanların sayısı artıyor. Bir de gerçek anlamda TÜİK enflasyonu açıklamadığı için diğer emeklilere daha oranda artış yapılmış oluyor. Bu nedenle de asgari ücretin bakın 2,5 katıyla çalışanla asgari ücret çalışan aynı aylığı alıyor. Asgari ücretin 3,5 katıyla çalışanla asgari ücret çalışan arasındaki fark neredeyse 2 artış sonrası kapanacak. Yani çok böyle karmaşık bir sisteme doğru gidildi ama bunların her zaman düzeltileceğini de söylüyordum. Yeter ki bakın emekli olmaktan umudunuzu kesmeyin. Yani şu anda yaklaşık 2,5 milyon EYT'li var. Ben 500 binin emekli olamayacağını düşünüyorum. Çünkü başlangıcı var ama minimi çok az, tamamlayamazlar. Yaklaşık 2 milyon kişi daha emekli olacak. O kişilere yani bu işten umudunuzu kesin. Zaten bakın düşük emekli aylığı veriliyor gibi bir algı var. Yani o kişiler de işlerle ilgilenmesinler, emekli olmasınlar gibi de bir algı oluşuyor. Gelinen noktada ben bugün olmasa da yarın bu sistemin düzeltileceğini biliyorum. Çünkü bu iş böyle gitmez. Muhalefet aslında tam anlamıyla konuyu da anlatsa, işte en düşük emekli aylığını biz şuraya tamamlayacağızdan ziyade emekli aylığı hesaplama sisteminde bir yanlışlık var. Biz emekli aylığı hesaplama sistemini adil, adaletli bir emekli aylığı hesaplama sistemine getireceğiz. 6 ayda bir artışları enflasyon oranında ama gerçek enflasyon, gerçek bir hesaplama ve güncel değerini koruyacak bir indeks oluşturacağız gibi sözler söylese daha mantıklı olacak ve hükümet daha çok köşeye sıkışacak. Sendikalar da bu yönde hareket etse hükümet daha çok köşeye sıkışacak ama bugün Sayın Mustafa Elitaş'ın televizyonda yaptığı açıklamada diyor ki 3600 günle, 5000 günle, 9000 günle aynı emekli aylığını alıyorlar. Bu evet. Adaletli bir sistem değil. Bu adaletli sistem kim tarafından yürürlüğe giren yasalar sonucunda durumu buraya getirdi? İlk önce onu belirleyelim. AK Parti tarafından. Yani bugün düşük emekli aylığı hesaplama sistemi AK Parti tarafından getirildi. AK Parti de bunu eleştiriyor. Bakın kendi getirdiği sistemi sanki başkaları getirmiş gibi eleştiriyor. İşte EYT yasası çıktı. Şimdi EYT'yi eleştirmeye başladılar. Yani kendi getirdikleri, kendi uygulamalarını kendileri eleştiriyor. Kademeli emeklilik bekleyenlerin önünü kapatmaya çalışıyorlar. Yani 8 Eylül 1999 sonrasında sisteme giren kadınlar 58, erkekler 60 yaş. Bunu da büyük ihtimalle oraya da bir 60-65 gibi bir yaş getirecekler ama ben bunların çok kabul göreceğini zannetmiyorum. Böyle bir çalışma yapabilirler ama çok tepki alırlar. Bırakın kadınların 58'den 60'a, erkeklerin 60'dan 65'e çıkmasını, biraz daha kademeyle öne doğru çekilmesini insanlar bekliyor. Bunun mücadelesini verirken bir taraftan da yaşı yükseltmek çok doğru olmaz, karşılığı da olmaz. Ama tabii şunu söylüyorum her zaman, şu anki ekonomi politikamız, işte IMF gelmedi ama IMF gelmiş gibi IMF'nin uygulayacağı politikaları hükümet uyguluyor. Mesela IMF gelse ilk önce der ki emeklilik yaşınızı ilk önce yükseltin, emekliye az artış yapın, emekliye para vermeyin, işte çalışanların ortalama ücretini düşürün, ortalama ücretler düşsün ki bu ülkeye yatırımcılar gelsin, ucuz iş gücünden yararlansın gibi önerilerde bulunurlar. Hükümet de IMF gelmedi ama bunları uygulayıp onlara böyle yeşil ışık yakmaya çalışıyor, mavi boncuk dağıtmaya çalışıyor, onlara göz kırpıyor. Bakın
Biz IMF yok ama bakın bir yönde izlediğimiz politikalar işte sizi memnun edecek. Halkı ne kadar memnun etmese de işte sizleri memnun edecek politikaları izliyoruz. Şu anda diyorlar ki Türkiye'nin biz kredi notunu yükselttik. Moody's diyor ki kredi notunu yükselttik ama böyle devam etmesi için enflasyon oranında değil, beklenen enflasyon oranında artış yapın. Beklenen enflasyon oranında artışlar yapın. Ücretleri iyice düşürün. Sadece bakın emekli aile değil. Ücretleri iyice düşürün. Bu ülkede sizin ülkenize gelip yatırım yapalım. Yani bedavaya insanlarınızı çalıştıralım, kullanalım. Para da vermeyelim. İşçilik maliyetlerimiz düşük olursa bu ülkeye geliriz.